Söyleyeceksiniz karşılaştırmayı. Evet, grubumuzda lideriz şu anda. Fransa ikinci, İzlanda üçüncü ama üç takımın da gruptan çıkma şansı var. Bize bugün bir puan almak bize yetiyor. Ve tabii İzlanda çok güçlü bir takım. Grubumuzda tek mağlubiyetimiz var. Fransa dahil gittik Stade de France'a. Takımımız bir bir berabere kaldı. Ama hepimizin bildiği gibi İzlanda'ya gittiğimizde İzlanda bizi 2-1 yenmişti. Ve onun için bugünkü maç kolay bir maç değil. Ve bize ters gelen bir futbolları var. Güçlü bir takım. Fizikleri güçlü, teknikleri iyi. Onun için bugünkü maçtan inşallah biz iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inandığımız milli takımımız bugün akşam bize gruptan çıkacak neticeyi elde edeceğine yürekten inanıyorum. Allah onların yardımcısı olsun. Futbol şansı yanımızda olsun. Ve inşallah bu akşam gruptan çıkabileceğimiz bir neticeyi elde ederiz. Tabii futbolcularımız kadar, bizler kadar Türk milleti, ekran başında olanlar, maça gelenler, stadyuma gelenler inşallah mutluluğu hep beraber yaşarız. Ve bugün 2020 tabii 2020'ye katılmamız Türk futbolu açısından, Türk futbol markası açısından çok önemli bir hedef bizim için. Çünkü biz göreve geldiğimizde Türk futbolunun FIFA'daki sıralaması 36 idi. Bizim hedefimiz dedik onlara bunu çekmek. Şu anda 26'lara falan geldik. Eğer bu gruptan çıkarsak ve hele lider olarak çıkarsak çok daha aşağıda artık onları telaffuz edebiliriz. 17'leri, 18'leri. Ve Avrupa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da alacağımız iyi bir neticeyle çok hedeflediğimiz sıralamayı yakalayacağımıza da inanıyoruz. Taraftarın ilgisini bütün taraftarlarımıza can yürekten teşekkür ediyorum. Eskiden milli maçlarda maalesef tribünleri dolduramıyorduk. Ama hem Beşiktaş'ın stadyumunda oynadığımız Andorra maçı, arkasından Fenerbahçe stadında oynadığımız Arnavutluk maçı, şimdi bu akşam da oynayacağımız Türk Telekom, Galatasaray'ın Türk Telekom stadyumunda da oynayacağımız, bugünkü çok önem verdiğimiz İzlanda maçında maalesef bir kişilik yer yok. Stadyumun kapasitesi bugün hepimizin bildiği gibi 56 bin civarında. Ama bugün stadyum 100 bin kişi olsaydı bu stadyum dolardı. Biz de zaten işte yeni milli takımımız için bir futbol stadyumu hazırlıyoruz. Olimpiyat stadını hazırlamaktayız şu anda. 2020 Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıyoruz ama artık bundan sonra Türk milli takımının stadyumu olimpiyat stadyumu olacak. Onun için bütün taraftarların maça göstermiş oldukları bu ilgiden, bu destekten dolayı da hepsine teşekkür ediyorum ama maçın 90 dakika olduğunu unutmayacağız. Maçın birinci dakikasından 90 hatta uzatmalara kadar Türk milli takımını taraftarlarımızın canı yürekten desteklemesini bekliyorum. Ve eğer bu desteği de zaten biz alırsak iyi jenerasyon yakaladığımız milli takımımız bu akşam mutlak surette iyi bir netice alacak. İnşallah. Ben teşekkür ederim.